Evet değerli takipçiler. %50 şarjla çıktığım yolculukta 193 kilometre yol yaptım. Toplamda 14.2 kW ortalama tüketim sağladı. Köy yolları ve inişli çıkışlı yollar olduğu için ortalama tüketim 61 kilometre. Düz yollarda yaklaşık bir 100-120 km'si 100 ile gittim. Diğer yollarda inişli çıkışlı 50-60 km'de hızlarla gittim. Şu anda şarjımız görüleceği üzere yüzde bir ve menzil vermiyor araç. Bakalım DC istasyondan aracımızı dolduralım. Şarj kapağımızı açıyoruz. Şarj işlemi başlatılıyor diyor. 60 kahvalık bir cihazdan şarj aldığım için işlem 1 saati geçecektir. Bu ekrandan elektrik menüsüne gidip pilimiz %100'e kadar dolsun diyoruz. Şarj işlemi başladı. Aracımızı kapattık. 1 saat 32 dakika olarak gösteriyor. %100'e çıkması. Sıfırdan 60 kahvalık bir cihazda. %2'ye geldik. Toplamda yaklaşık 60 kW'a yakın 59,5 kW civarı olması lazım. Matematiksel olarak ama ne kadar alacak görelim. Şu an ZES uygulamasından da görüyoruz. Anlık güç 4.2 kW diyor. 59'a çıktı. 60 kW. Şu ana kadar 1 dakikada 1 kW verdi. Şarj hızımız %3. Tabii ki bu biraz uygulama geriden geliyor. Bakalım toplamda ne kadar alacak. Hep beraber görürüz. Ekran görüntüsü şeklinde paylaşırım. Evet değerli takipçiler. Aracımızı şarj ettik. Yaklaşık 1,5 saat sürdü aracımızın şarj süresi. Bununla ilgili ekrana da zaten verileri koymuş olacağım. Aracımızı saat 10.57'de şarja başlattık. 12.26'da sonuçlandı. Bu şarj sırasında %1'e İlk başlangıçta taktığımızda aracımızı 59 kW gibi bir şarj hızıyla başladı. Sonra aracımızı 11.26'nın %47'ye geldiğini, şarj hızının ise 59 kW devam ettiğini gördük. Saat 11.46'ya geldiğinde şarj hızının 42 kW'a düştüğünü, batarya doluluğunun da %75'e geldiğini görmüş olduk. 11.50'de yani toplam şarja ilk başladığımızdan 53 dakika sonra şarjımız %80'e geldi ve bu arada ZES'ten bir uyarı geldi. Batarya sağlığınızı korumak için aracınızı şarjdan çıkarın diye bir uyarı geldi. Bu esnada da e, batarya doluluğu %80'de şarj hızımız 37 kW'a gelmişti. Şimdi burada bu ne demek oluyor? Bataryamızı %80'e kadar doldurmamızdaki istenen sebep Birincisi batarya sağlığını korumak, ikincisi ise şarj hızı yavaşladığı için size zaman anlamında fayda sağlamayacağı için %80'den %100'e dolumu bunu ikinci, üçüncü şarjlarla tamamlamak buradaki amaç. Örnek vermek gerekirse 11.50'de %80'de olan aracımız 12.26'da yani 36 dakika sonra %100'e ulaştı. Yani 36 dakikada %100'e ulaşması uzun bir süre bunun yerine %20-%80 arasında 36 dakikada %20'lik bir kısım değil daha yüksek bir kısım şarj edebiliyorsunuz. O yüzden 1 molada %100'e tamamlamak yerine 2 molada %20-80 arası tamamlamak süre anlamında daha iyi olacaktır. Bu da şarj hızından dolayı. Tabi biz burada 60 kahvalık bir cihaz olduğu için bununla denedik. 180 kahvalık bir cihazda %1'den %80'e olan süre daha çabuk olacaktı. Bunu da deneyimleme şansımız olur ilerleyen süreçte ya da siz yorumlara yazabilirsiniz. Şimdi %80'den sonra %92'de tekrar kontrol ettiğimde aracı şarj hızımız 22 kW'ya düşmüştü. %95'e geldiğimizde şarj hızımızın 14 kW'ya düştüğünü, %98'de şarj hızımızın 10 kW'ya düştüğünü, %99'da 7.3, %100'e geldiğimizde şarj hızımız 6.1 kW'ya düşmüştü. Yani %98'den sonra 10 kW ve 6 hızlarla dolum yapıyor. Burada ayrıca şunu gördük. Batarya doluluğumuz %100'e geldiğinde %1'lik bir bataryadan %100'e gelmemiş. Sonucu 62.7 kW enerji aldık. Videomuzda söylemiştim. Batarya kapasitemiz bize 60 kW olarak söyleniyor. Bu kullanılabilir kapasite. Ama tabii ki %1 ile %0 değerlere geldiğimizde bu rakamın 60 kW'dan daha fazla olduğunu görüyoruz. Aslında %0'a da inebilirdik. %0'dan sonra test eden bazı arkadaşlarımız var araçlarını. Yavaş hızlarda %0'da bile yaklaşık 15-20 km yol yapabiliyorsunuz. Sonuç olarak batarya kapasitemiz gerçekte 65 kW'a yakın bir değer. %0 ve dibine kadar aldığımızda. %0'dan sonra da yol yapabiliyorsunuz. Ama bunlar batarya sağlığı açısından çok istenilen değerler değil. O yüzden aracınızda %20-80 arasında kullanmanız araç sağlığı açısından iyi olacaktır. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bu tarz videoları beğeniyorsanız kanala abone olabilirsiniz. Bu videoyu da beğenmeyi, altına yorum yazmayı unutmayalım. Bunlar önemli. Desteklediğiniz için şimdiden teşekkür ederim. Herkese iyi yolculuklar dilerim.